Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PUBG Mobile Beta 2.4 yenilikleri neler? Oyuna hangi yeni mod ekleniyor? Oyuna yeni olan silah nedir? Oyuna hangi yoldaş geliyor? Ve oyuna yeni karakter ne ve ne zaman ekleniyor? Bundan bahsedeceğim. Bu videoda birden fazla konuya yer veriyorum. Atlamadan izleyerek anlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle oyuna hangi karakter ne zaman ekleniyor? Bundan bahsedeyim. PUBG Mobile resmi sosyal medya hesaplarından böyle paylaşımlar yaptı. Late karakteri oyuna ekleniyor. Lorenzo ve Late karakterini kanalda paylaşmıştım. Videoyu kartlar kısmına ekleyeceğim. Bu karakter 12 Aralık'ta oyuna ekleniyor. Oyun değişiklik yapma hakkını gizli tutar. 12 Aralık'ta geleceği gözüküyor. Şimdi bir de oyuna yeni eklenecek olan yoldaşı inceleyelim. Oyuna yeni eklenecek yoldaş kurt. Seviye özel burada emojiler bulunuyor. Gayet sevimli gözüküyor. Yoldaş özel iki kıyafet ekleneceği gözüküyor. Ben bu kıyafeti beğendim. Diğer kıyafet de bu. Oyuna yeni eklenen silah bu. 762 mermi kullanıyor. Metro Royale eklendi. Tüm eklerle birlikte kullanabilecek sağlam bir silah diyor. Burada kullanabileceğimiz ekler gözüküyor. Bildiğiniz üzere Metro Royale'de silahların işte değeri var. Şimdi bu daha az değerli. Bakın burada silah daha da özellikleri artıyor. Metroyal param olmadığı için silahı deneyemedim. Lobide ele alınamıyor. Ayrıca eğlence parkı da eğitim aranasında bu silah gözükmüyor. Sadece Metro Royale'de gözüküyor. Şimdi 2.4 yeniliklerine göz atalım. Şeref için dön. Oyuncular öldürüldükten ve takım arkadaşları tarafından çağrıldıktan sonra bir intikam görevine çıkabilirler. Onları en başta öldüren oyuncu kabul ederse hedef haline gelir ve intikam peşinde olan oyuncu onun yaklaşık konumunu görebilir. İntikam peşindeki oyuncular belirtilen zaman içerisinde hedefleri öldürüp görevi tamamlayarak ödül alabilirler. Aksi takdirde hedefteki oyuncu ödülleri alır. Böyle bir yenilik geliyor. Beta'da maça girdiğimde çağrı kulesinin yanında böyle pano eklenmiş. Büyük ihtimalle buradan aktifleştireceğiz. Tek başıma girdiğim için detaylı bir şekilde bu özelliği gösteremiyorum. Kusura bakmayın. Anlaştığınız için teşekkürler. Dans eden aslan, savaş sanatları arenası. Bunlar Çin yeni yılı modu denebilir. E, ee, PUBG Mobile'in Çin versiyonuna gelmişti. İzlediğinizde de anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şimdi bunları da bir okuyalım. Dans eden aslan. Aslan dansı temalik kişilik Araç zıplama ve deparatma becerileriyle hızlı ve çeviktir. Sırt çantasına koyulabilir ve sınırlama olmaksızın kullanılabilir diyor. Yakalama kancası Spider-Man'in ağına benziyor. Hedefe bir yakalama kancası fırlatarak kendiniz ona doğru çekin diyor. Savaş sanatları arenası yani modun ismi bu. Ee, oyunda pek çok savaş sanatları arenası ortaya çıkar ve bunların yarısı her zaman oyunculara açıktır. Ancak diğerleri kitli kalır. Sadece geri sayımın sonunda bunlara erişilebilir. Dans eden aslan sadece savaş sanatları arenasının ortasında bulunan sandıklardan alınabilir. Şimdi beta'ya geçiş yapalım. Siz sevgili izleyicilere yakalama kancası, savaş sanatları nesi ve dans eden aslında detaylı bir şekilde göstereyim. Mod bu şekilde gözüküyor. Haritada iki farklı arana var. Birisi böyle süreli, diğeri ise süresiz. Süreli olanlara gittiğinizde kilitli olduğunu göreceksiniz. Geri sayım sona erdiğinde kilit kalkıyor. Ben kilitli olana gittim. Bakın bu şekilde kilitli gözüküyor. Bakın şimdi geri sayım sona erdiğinde ise kilit bu şekilde açılıyor. Ortada bu şekilde bir LUT sandığı var. LUT sandığında süresi bittikten sonra açılıyor. Ortadaki sandık açıldığında oyunun bahsettiği aslan ve tırmanma aleti buradan çıkıyor. Şimdi aslana dönüşüyorum. Bakın bu şekilde gözüküyor. Çok şirin. PUBG Mobile'in Çin versiyonu. Yani bu modu hatırlayanlar olacaktır. Ee, çok hızlı. Şimdi bakın. Turboya bastığımda bakın bu şekilde hızlanıyor. Bir de depar yani e, zıplama özelliği var. Şimdi zıplama özelliğini aktifleştireceğim. Bakın zıplama da bu şekilde. Şimdi koşup koşup zıplayacağım. Bu arada bot fazla hasar veremiyor bu şeyi kuşandığınızda. Bu şekilde gözüküyor. İki kişilik bir araç. Galata Kulesi'ndeki asansörler artık çalışıyor. Tıp bu Nusa'daki gibi istediğimiz kata çıkabiliyoruz. Nusa haritasında bulunan asansör gibi ilerliyor. 6. katı ve 5. katı işaretliyorum. İstediğim katta durabiliyorum. Önce 5. katta duracağım, sonra 6. kata geçeceğim. Bakın bu şekilde ilerliyor asansör. Kedi başka kaşınacak yer bulamadın mı? Çekimdeyim. Şimdi diğer asansörü çağırıyorum. Bakın bu 6. kata çıktı. Galata Kulesi'ndeki asansörler artık kullanılabiliyor. Bu arada mod gelmeden ben taktik yapmaya başladım. Bakın kancayla su kulelerine çıkılıyor. Beta'da hemen taktik denemesi yaptım. Ondan sonra buradan rahat bir şekilde çatıya geçiş yapabiliyoruz. Beta'da olduğu için ufak tef tefek takılmalar olabiliyor. Savaş Sanatları Arenası bu. Haritada iki farklı arena bulunuyor bir süreli biri süresiz. Süreli olana gittiğinizde süre sona ermeden hiçbir şekilde arena'ya giriş yapamıyorsunuz. Süre sona erdiğinde arenanın kilidi açılıyor ve siz areneye giriş yapıyorsunuz. Orta sandıktan e, aslan olma aletini, ayrıyetten de tırmanma aletini alıyorsunuz. Bir de bakın burada e, loot kazanabileceğiniz burada ufak bir drone var. Bakın şimdi sıkıyorum düşecek. Bakın düştü. Bakalım içinden neler çıkıyordu. Bakın burada ayrıca tırmanma aleti de çıkıyor. Kutu da güzel. Her savaş sanat arenasında bulunuyor bundan. Dediğim gibi çağrı kulelerinin yanında bu şekilde pano yer alıyor. Oyunun bahsettiği şeref için dön kısmını demek ki oradan aktifleştiriyoruz. 2.4 yenilikleri bu şekilde. Sizce nasıl olmuş yenilikler? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanal abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.